Her yeni başladığımda biraz daha iyi başlıyor yalnız FPS. Farkında mısınız? Demin 14'lere düşüyordu. Şu an 36-41 civarı geziyor. Yani neyine göre kasıyor, neyine göre kasmıyor en ufak bir fikrim yok ama. Bir de şöyle bir durum var. Kargaşa ç... Abi yine mi İngilizce oldu oyun? Tamam çıkmayalım, ne olacak? Kısmi İngilizce oynayalım bir şey olmaz. Bir dahaki çıkışımda düzeltirim dilini. Problem olursa çeviri yaparım size gençler yani, ne diyeyim. Link atamazsın, yok. Kukla devlet mi, dominion olarak mı? Ayarlarım da yine gitmiş. Abi ayarlar ve şeyler, dil sıfırlanıyor, şaka gibi ya oyun. Gerçekten şaka gibi. Peki buradan Türkçe yapsam düzelir mi acaba? Yok. Yeniden başlatana kadar düzelmiyor. Oyun niye İngilizce oldu? Ne bileyim. Vallahi bilmiyorum. Ya var yani oyunda abuk subuk şeyler var. Problem olursa çıkayım. Çıkmamı istiyorsanız hani düzeltirim. Ama bence problem oluşturacak bir şey yok yani şu an İngilizce olmasın. Buna hotfix gelmedi daha, yok. Daha oyuna patch gelmedi hiçbir şey. En son çıkmadan önce patch yaptılar. Onun dışında patch yok şu an. Rusya olarak ummana çıkartma atamamak değil. Aga be. Oyun İngilizce olunca FPS'e buff mı geliyor? Yok ya, oyuna çık gir yapınca FPS rahatlıyor. Haki. Ne isyanı bu? Proleter. Sendikacılar ayaklanmış. İyi, kahveler geliyor. Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen G hayvanlar var. GGWP Solutions, teşekkür ediyorum. 15 tane hediye aboneyi katmış. Çok teşekkürler. Sayalım baştan. Aslında o süre çıksak iyiydi. Cyber Weapon, Fethey, Campfire, Çünkü Gökberk, Sezer, içinizde hala bomba Azazel, atmasını bilmeyen hayvanlar var. Apokalipto, Bestami, Balamir, Lahmo, Ravencraft, Nidavellir, Esat, Kueshi, Blond Lord, Furukay ve Handerton. Abonelikleriniz hayırlı olsun. Çünkü Tekrardan içinizde hala teşekkürler. bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Direkt grafikleri düşük yap, 1900 lira gelirken ben öyle yapıyorum demiş. Yani düşürelim de benim de bir oyun tadım var ya. Bilmiyorum. Çünkü içinizde hala Böylesi iyi mi? bomba Hayır, değil atmasını tabii ki bilmeyen ama yani. hayvanlar var. Radikaller düzelir ya. Oğlum radikallerin sayısı aşağıda yazıyor Türkçe'de. Burada yazıyor lan. Wow. Çünkü içinizde hala bomba Yazılar atmasını bilmeyen değişiyormuş. hayvanlar Yazıların var. yerleri değişiyormuş. Başka neler değişiyor Allah aşkına? Var mı öyle bir şey acaba? Güzel. Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Üniversite iyi buff'lıyor. Daha çok lazım. Daha çok eğitim. FlapMap modu getirmişler. Bakabiliriz. Bakarız sonra. Fransa'ya kaç Çünkü infimisi içinizde var? hala bomba atmasını bilmeyen 23. hayvanlar var. Ben zannetmiyorum kimseye adam gibi infimi olduğunu ya. Kauçuk. Evet, lütfen. Oh, güzel. Çünkü içinizde hala Serbest bomba konuşmayı atmasını açtık. bilmeyen hayvanlar var. Şimdi ne yapacaktık biz? Buradan şeyi ulusal muhafızları geçirmek istiyorduk, değil mi? Burjuva mutlu olacak. Aydınlar 5 Çünkü kayıp içinizde veriyor. hala bomba atmasını bilmeyen Silahlı kuvvetler hayvanlar var. güçlü. Bence bunu geçiririz ve çok da iyi olur bunu geçirirsek. Bayağı bir rahatlarız çünkü. O sürede birazcık şey kasmamız lazım. Baden, aynen. Çünkü içinizde hala Bürokrasi bomba lazım. atmasını bilmeyen hayvanlar Hayvanlar var. var. Benim Rusya Sovyetler oyunda Avusturya 200 inf arada yapıyor, evet. Askeri birlik Komünist Parti kurdu Amerika'da, what the hell demiş. Ney? Çünkü içinizde hala bomba atmasını Senin bilmeyen oyununda hayvanlar herhalde, var. bizdeki birleşik gibi duruyor. Yalnız burada ne var? Amerika'ya cutdown size attı. Amerika ne ki? Oha, 113.
113. Amerika'nın yanında girmem yok mu? Fransa'ya karşı. Gerçi benimki de iyi değil ama yani. Bir action olsun diye. Sadece ve sadece bir action olsun diye. Dur bak şimdi. Ben şuradan bir gazı vereyim. Bakalım Amerika bize ne veriyor. Önce bir bunu görelim. Abi nasıl yetmiyor hala ya. Tren yolu basmaktan içim soldu. Yeter. Bilmeyen hayvanlar var. Çift ses problemini çözdük bak, o iyi oldu. Gir gir demiş. Ekonomimiz iyi, ekonomiye takılmayın. Ekonominin şu an kötü olmasının yegane sebebi inşaatların tamamen hükümet binalarından oluşması. Fabrika yapıyor olsak böyle bir sıkıntı olmayacak. Zaten gördüğünüz gibi şeylerden 705k geliyor. Kapitalistlerden bak, havuzda birikti 23.7 milyon. Biz şu an inşaata 500 bin harcıyoruz ve neredeyse tamamı hükümet binası. Sanayi yapsak 200 bin kârda olacağız. Ekonomi 200 bin artıya çıkacak yani. Ekonomimizin bir şey yok. Onu iyi yorumlamak gerekiyor. Artı vergi en düşükte, evet. Tüketim vergisi de almıyorsun birçok şeyden. Valla bir şey diyeceğim. Girmedim. Amerika bir çeker mi beni diye bekliyorum. Çekmedi. Ya ben buradan girsem de bir şey kazanamayacağım ki. İnsan bir teklif yollar. Göte bak ya. Teklif meklif yolu mu? İnfimisi yüksek diye yollamıyor büyük ihtimalle. Savaşsın o zaman bana. Ben zaten kendi dertlerimle uğraşıyorum. Ya oğlum hala bir şeyler istesek, bir yerleri alsak, şunu alsak, bunu alsak diyorsunuz. İçim şişti söylemekten. 92 infemi var. İnfemimiz çok yüksek. Saldırmayacağız bir yere. Kimseye claim atmayacağız. Bir şey yapmayacağız. Artık anlayın şunu, yalvarıyorum. İçim şişti şişti. Balon gibi şiştim amına koyayım. Yoksa gider Siyam'ı alırım. Ne yapayım götü boklu Fransa'yı ya da Avusturya'yı ya. Afyonumuz yok anasını satayım. Proleterlere bak nasıl savaşıyorlar. Ve kaybedecekler muhtemelen. Norveç falan da gelmiş. Kazanmazlar. Nasıl oldu 92? İstanbul bağımsız mı olmuş? Yok, Mısır'dır. Tamam ama Rus'a dalın. Petrol için Trablus. Petrol de gerekecek. Evet de Siyam daha öncelikli şu an benim şeyimde ya. Abi niye balık bu kadar pahalı? Balık. Balık çekin. Başka. Petrolle. Evet. İki katı kadar harcıyorum. Petrol için Norveç. Afyon için de Siyam. Hangisi daha öncelikli? Açıkçası. Ha bunu yapmayacak. Bir dakika. Adalet. Hah, gökdelen. Gökdelen Brandenburg'a yapacağız. Evet, şimdi. Burada mıydı o? Bunu da bir seferde ne kadar basarsanız o kadar yükseliyor, anlamadım ama. Bir taneden fazla yapamıyorsun ama nasıl oluyorsa böyle 15 yapınca 15 tane basıyor. Çok sorgulamıyoruz oyunu birçok noktada. Herhalde artık bunu anlamışızdır diye düşünüyorum. İnşaat sektörlerini büyütebiliriz. Çünkü ekonomimiz gayet kaldırıyor. Berikşer ver. Birazdan zaten şeylere başlar. Fabrikalara başlar. AI otomatik. Cayır cayır. Eyvallah, iyi seyirler. Trablus'u yemişler. Yo, özgür işte. Ne işe yarıyor gökten? Şeyin üretim hacmini arttırıyor devlet binası. Ve prestij veriyor. Prestij açısı aslında biraz daha önemli de. Güzel, 516 bin artışta. Bunlar düşmüyor galiba daha. 14-22. İki arada bir derede geziyorlar, hiç hoş değil. Oh.
Bir şeyler alınıp duruyor. Kuzey İtalyalılar Mississippi'ye göç ediyormuş. Bizde hayat standardı daha yüksek. Bize gelin. Göç ne oldu hakikaten? Bakalım. Oha, gelmekte olan göçlere bak. Afro-Amerikalılar, Maoriler, Kuru, Yoruba, Bantullar, Sırplar, Kuru. Oh. Afrika, Sırplar, Afrikalılar, Aborjinler, Morolar, Kikuyular, Yoruba. Deli gibi her yere göç geliyor şu an. Düşün bir de aydınlar, aydınlar mutlu da %20 güç de olsaydı %100 göç cazibesi verecekti. Daha da coşacaktık bu sırada. Güzel, endüstriyelistleri mutlu et. Bu oyunda prestij sıralama hariç neye etkiliyor Victoria 2'deki gibi? Victoria 2'de şey, sadece sıralamayla alakalı değildi prestij. Bir malı kimin daha önce aldığını gösteriyordu. Burada da herhalde vardır öyle bir etkisi. Hmm. Ben niye şeylere sübvanse veriyorum ki bunlara? Demir yolunu anladım da bunlar ne alaka anasını satayım. Bunlar da zarar ediyormuş. Etsinler, ne yapalım. 4x yap oyunu. FPS iken aksın. Kolonizasyonu iyi ki durdurduk ya. Burada daha fazla gerekmeyecek gibi duruyor şeyler. Biz daha fazla da kauçuk yapabiliyoruz bu sırada. Bayağı fazla kauçuk yapabiliyorum birçok yerde. Kauçukları da ekleyiver. Burjuva ne durumda? Artı 2. Olur. %15 şans verecek. Şu an %30 şans. Çıksa böyle %30'dan ben gayet memnun olurum açıkçası. O göç bende öyle gözükmüyor. Radikaller düşmüyor. Boşuna vergiden oluyoruz gibi değil mi? Verginin şu an bana bir ekstra kazancı yok. Düşmemesinin sebebi de mutsuzluktur. Arttırırız. Rahatlarlar. Rahatlatmamız lazım zaten. Yüksek tansiyon iyi bir şey değil bizim için. Ney? İnşaat kullanmadığımız şey. Oha. Neyse, otomatik de olduğu için otomatik ekleyecek zaten buraya. Hani ona çok takılmama gerek yok da. Yoruba ve Silezya'da vergilendirme kapasitemiz yetmiyor. Silezya'da arttır abi devlet binasını. Yani normaldir herhalde bu kadar büyük bir ülke için. Şimdi kurumlara bir bakalım mı? Gerçi iç işlerini büyüteceğiz. Polisi fullledik. Sağlığı fullleyebiliriz ya da şu. Welfare verirsek şey artar. Standart, yaşam standardı artar. Sosyal güvenlik ödemesi. Ama vergiyi bir tık arttırmamız gerekebilir onun için. Bence sağlığa gidelim. Daha hızlı nüfus büyümesine ihtiyacımız var. Kültür haritasını açabilir misin? Tamam. Sendikalar güçlendi. Bayağı güçlendi. Oha. %20 iş gücü geldi bu sırada sendikayla beraber. Ya bir bakıma iyi, bir bakıma kötü bir şey ama. Bak, tren yolları bitmeye başladıkça toparlıyor, görüyor musun? Yavaş yavaş çelik fabrikaları da şunlardır bunlardır. Bak, otomatik inşaat geliyor şu an. Bunlara gitmeye başladı. Hala daha da tamamı bunlarda değil ama geliyor. Multiye devam edilecek miydi? Pardon, ediliyor galiba. Yok, şu an multi atmıyoruz. Multiye devam edilmeyecek. Yaşam standardı en düşük vergide her ay 0.1 artıyor. Dengeli bir ekonomide demiş. Doğrudur. Bak, şu an bayağı mutluyum açıkçası. Hızlı yükseliyor. Elektrik. Elektrikli motorlar geldi. Şimdi elektrik arka planda ne durumdadır bilmiyorum ama. Uf. Bayağı rahatlatıyor. Çelik biraz coşuyor. Yapacak bir şey yok. Şeyler için gelmiş. Tomrukçular için bonus gelmiş. Ulaşımın fiyatını arttırıyor. Demir yolları da kar eder. Başka? Aynı şekilde balıkçılar için de bonus gelmiş. Balıkçılarımız burada. Hmm. Bu da ulaşım kullanıyor. Güzel. Bunların şeyleri... Aa, vapurları burada kullanabiliyoruz. Vapur fazlamız vardı aslında. Kömür de şey yapıyor. Balık üretir. Tamam, onu da yaptık. Başka, elektrikli trenler.
7000 altyapı veriyormuş. 7000. Bir önceki 4700 veriyor. 3000 altyapı karımız oluyor. Kömür bayağı ucuzluyor. Ama elektrik ve şey artıyor. Lokomotif. Artsın. Yanmalı motor. Arabaya geçelim mi ya? Yoksa traktörler mi? Araba. Araba. Ekonomi normal. Bir şey yok ekonomide. Takılmayın şu ekonomiye. Başka. Şu zeplini açacağız bir ara. Şeylere bakacaktım. Elektriğe mi? Elektriğe bakacaktık. Ne oldu elektrik? Evet, birazcık eksideyiz elektrikte. Ama fiyatı hala normal gösteriyor bu sırada. Şeyler ne oldu? Lokomotif. Lokomotif hala dengeli. Cam ölüyor. Cam ver. Cam ver ulan. Camda ölüyoruz. İnşaata da gidiyor ya cam. Orada da bir problem var. Vapur pahalı olacaktı. Gayet hala üretilebilir fazlası var. Kimseye de satamıyoruz camı. Çok anlamında derim. Ha. Normal 83'teyiz. Belki biraz daha da arttırabilirdik. Osmanlı'da 1 milyarı geçmiştik 1900'lerde. Yetişir herhalde 20 yılda 1 milyara. İnşaat sektörünü biraz daha büyütürsem rahatlayacak. Gökdelenler de bitince ekonomi tamamen artıya geçecek. Rahatlamaya girdi iyicene. Hatta inşaat sektörünü daha da büyütebiliriz biz ya. Büyüt. Daha da büyüt. Büyüt, büyüt, büyüt. Çatır çatır inşaat. Çatır çatır fabrika. Aynen. Şimdi son sayfada hepsi. Tak 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 tak. Fransa'da Eiffel Kulesi vardı. Ne işi? Prestij veriyor. Dikti mi bilmiyorum ama. Daha dikmemiş. Hatta büyümemiş lan. Alman zor mu geçiniyor? Yani sömürge olarak bir yerleri almak lazım. Özgürlük anıtı dikildi mi? Dikilmiş. Buradan göstereyim. Bu da çünkü aynı kafada. Özgürlük anıtı 75 prestij veriyor. 25 göç veriyor. Bunu şey vermiyor. Eiffel vermiyor diye hatırlıyorum. Eiffel farklı bir şey veriyor. Ama teknik olarak verdikleri prestij aynı kafada. Ekonomi beyazdı şimdi kırmızı. Din düzelecek. Gökdelenlerin de parası şeyden çıkmıyor. Gökdelenler bir bitsin. 15 haftası hatta 19 haftası var. Bittiği an rahatlar. Şu an bak hala şuradan anlayayım mevzuyu. Şu an yatırım havuzunu 387 bin geliyor hala. Yani inşaat 600 bin götürüyor. Bunun içindeki şeyi çıkartacaksınız. Gökdelen fiyatını. Geri kalan inşaatlardan bana 380... Şurada gerçi 439 bin. 439 bin yiyor inşaat şu an. 606 bin içinde. Gerileri kamu binası. Yani aradaki 200 bin mi artık ne kadarsa o kadarı kamu binası. Onlar bitince fabrikaya basılınca full 387 binden yemeye başlayacak. Ki belki o bile fazla kalacak. Kâra geçeceğiz. Başlangıç için hangi ülke seçilir? Yani bir sürü ülke var. İster Almanya oynayın. Osmanlı daha iyi. Ben Osmanlı öneriyorum açıkçası. Daha rahat çözersiniz. Aha başardı lan. Amerika işgal ettiği toprakları geri verdi. Meksika eşek gibi oldu. Bir şey olmaz. Ya zora girsem vergiyi arttırırım zaten. Şuna bak nasıl inşaat yapılıyor her yerde. Cayır cayır. 1207 inşaat kapasitesi. Lazesfair'dayız ekonomide. Bak şimdi gökdelenlerin bitmesi için hızlandırdım oyunu. Bitsin anlarsınız mevzuyu. De şu yasa geçsin ne olur ya. %46'da. Hadi. Yalvarırım geç. Canım benim. Radikalizmi çatır çatır buradan da düşüreceğiz şimdi. Neredesin sen? Home Affairs. İçişleri. 1247 bürokrasi mi istiyorsun? Çüş. Tamam.
Birazcık şey abanalım. Pomeranya'da falan işçi mi yok? Peki hangi binada işçileri rahatlatabiliyoruz şu an? Ya da Pomeranya'da ne var ki işçi yok? Bence daha iyi bir soru olurdu ama aksın arkada oyun. Ah, otomobil geldi. Mekanize şeyler, birlikler geldi. Buradaydı değil mi? Tamamını çevirsek ülke batabilir. Fabrikalar da dahil. Westfalia'yı mesela otomobile çevirebiliriz şu an. Petrol biraz artacak. Otomobil fiyatı ucuzlayacak. Hemen otomobili de rahatlatmak için buradan çakalım şu şeyi. Ya onu çaktığımız için bence bütün motor endüstrisini otomobile geçirebiliriz. Deneyelim. Anlarız. Hatta bir dakika. Şurada da bunu yapalım. Ulaşımın fiyatı artsın. Demir yolları da kar etmeye başlasın. Radyoyu da açın. Bakacağım farkına. Otomobil petrol çok fena ölüyor be. Amerika'dan çek. Nasıl kimse petrol üretmiyor adam gibi anlamıyorum. Otomobil fiyatı oha. Halk 500 kullanıyor bile. Orduya 395 gidiyor lan. Şaka mısınız? Sat. Amerika'ya sat. Fransa'ya sat. Bohemia'ya sat. Satın anasını satın. Güzel. 25 ve 50 prestij. Gökdelen. Gökdelenler bitti sanırım. Güzel. Şimdi bunlar başladı başımıza ama. Dur. Vergiyi 2'ye çıkar. Düşüş azalsın. İndiririz tekrar. Hükümet binalarını da beklemek zorundayız. Aa. Bürokrasi niye bu kadar arttı? Daha inşa halindeydik. İç işlerini 3 seviye yap o zaman. Sosyal ödemeleri de arttırabiliriz belki. 60 milyon adam var normal. Ya şey şu an sıkıntı. Şeye çok fazla harcıyoruz anladığım kadarıyla. Petrol. Petrol bizi öldürüyor. Ve dışarıdan alamıyoruz. Dışarıda kimse de yok. Dışarıdan lokomotif de almamız lazım. Lokomotif de yetmemeye başlamış. Lokomotifin fiyatını da düşürmemiz gerekiyor. Arabaya geçtik ya, lokomotiflerin fiyatı fırladı bu sefer. Arabaya bu kadar ihtiyaç var mı? Aslında büyüyor ihtiyaç. Oha. Deli gibi büyüyor lan ihtiyaç. Telefonu hala kullanmıyor millet ki. Hala millet telefon kullanmıyor ama çatır çatır araba kullanıyorlar. İnanılmaz değil mi? Ki telefon açılalı ne kadar oldu yani. Arabanı çıkarttı. Bürokrasi niye uçtu? Gökdelenden muhtemelen. Gökdeleni 15 seviyeye diktim ya. Bence o da bug. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi gökdeleni buraya dikiyorsunuz ya, büyütemiyorsunuz abi. Ama ilk dikişte ne kadar çok dikerseniz öyle bir bonus mu geliyor? Nedir? Bak %375 veriyor şu an şeye. Hükümet binalarının çıktısına. Ondan uçtu direkt. Bu saatten sonra ver, sosyal ödeme de ver. Para da geliyor nasıl. Ver anasını satayım. Borcu da rahatlatır. Rezerv üniteleri kullanmak iyi olur mu askeriyede? Yani çok sıkışmadıkça kullanmayın. Bence çok gereksiz. Gerekmiyorsa hiç şey yapmayın. Afyon. Halledeceğiz. Şu infimi bir rahatlasın 85'te. Gökten fazla dikmek hile gibi, evet. Gerçekten öyle yani. Ve otomatik binada yetişemiyoruz şu an ya. Aynı bug var mı? Ha. O da tehlikeli. Çok fazla prestij. Bir petrol savaşı vereceğiz ya, evet. Norveç kıyılarını almak istiyorum ben şu an mesela. Norveç kimin nesi? Union'da İsveç'le. İsveç'le savaş açacağız. Limanı büyütebiliyorum. Petrol çok pahalı. Zırhlı firkateynler pahalı. Afyon pahalı. Verimsiz rotalar var. Pazar erişimi sıçmış. İyi gösterdi mi? Ha pardon, şey değilmiş, Afrika'daymış.
Kömür çok mu pahalı? 38. Abi kömür kullanımını azalttık ve yetmiyor mu ya? Petrol ham madde kıtlığı oluşmaya başladı. Şöyle yapalım. Petrol endüstrisini şu an daha fazla büyütemiyorum. En yoğun fabrika neredeyse, onların arabalarını indir aşağıya. Birazcık rahatlatayım petrol fiyatını. Ne yapayım? Başka türlü petrolü dengeleyemeyeceğiz yoksa. Petrol savaştı. Demokrasi vakti gelmiş de geçiyor. Kralı öldürebilsek keşke mi? Aleykümselam, yıllık izinde eve geldim. Pizzamı sipariş ettirseniz. Aga be. Per capita'dan proportional taxation'a geçebiliriz. Oranlı vergilendirme veyahut heriften kurtulmak istiyorsak parlamenter cumhuriyete geçebiliriz. Yalnız Junkerler radikal oluyor. Evangelik kilisesi radikal oluyor. Silahlı kuvvetler radikal oluyor. Bu işte işime gelmiyor. Radikal etmek istemiyoruz insanları. Ne yapsak? Biraz esferdeyiz. Ya vergiyi değiştireceğiz. Şu an yapacağım başka bir şey yok. Önce vergiyi değiştireceğim, sonra sanayicileri alacağız. Onlara bir şey yapacağız. Bu da sanayicileri birazcık mutsuz edecek. Paradan gidecek. Yatırım havuzu etkisi düşecek çünkü. Etki düştü ve daha çok para kazanmaya başladı. Peki. İsveç'e Trablus'ta. Trablus'ta nüfus yok. Norveç'i bir tokatlasak fena olmaz o yüzden. Yine 18 FPS'lere düştü oyun. Daha mı çık geri yapsak? Ha gerçi şu an 5x'teymiş oyun. Oyun İngilizce düşünce mi rahatladı? Ne bu? Anlamadım. Vallahi anlamadım. 84. Biraz daha indirelim, öyle mi dalalım? Ama zamanım da yok. Hollanda ne oldu? Çıkarttı mı burada şeyi? Balina avlama istasyonu varmış lan. Balina da bu sırada petrol getiriyor. 3 ya da 4 oldu, iflas ediyor. Nasıl başarıyorsunuz lan iflas etmeyi? Ben de buna şaşırıyorum bak. Dille ne alakası? Ciddiye aldın yani. Gerçekten ciddiye aldın onu. Altın olan ülkeler çok rahat oluyor. Para basma kasıyorsun. Para basmayı GDP'den de kasıyorsun. Yani çok büyük sıkıntı değil aslında. Otomatik inşaat yalnız şeyin hızına dayanamıyor. Ülkenin ekonomisinin hızına. Şu an onu fark ettim. Kahve uçmuş. Çay uçmuş. Meyve uçmuş. Şeker uçmuş. Şarap uçmuş. Şarabı dışarıdan alırız da kahveyi mahveyi halledelim de. Kahve dedik. Çay dedik. Meyve dedik. Şarap. Dediğim gibi şarabı dışarıdan alırız. Tütünümüz var mı? Vardı galiba. Ha, tütün idare ediyor şu an. Şarabı da dışarıdan alalım. İnşaat uçmuş. 6 oyun başlattım, anca ekoyu oturttum. Nasıl ya? Şarap bu sırada yok oğlum. Dünyada şarap yok. Bu neyin kıtlığına düştük biz? Tavalı komple şaraba yönlendirelim bari. Şağılın yalnız. Şarabın fiyatı bir rahatlasın. Daha çok otomobil. Evet, daha çok otomobil. Otomobil ne oldu? Kullanım bir rahatladı. Azaldı. Otomobilin fiyatı düştü. Zararına şey yapıyor şu an. Satalım hemen başka yerlere de. Bol bol otomobil satalım. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi siz ve Almanya'yız. Bence güzel RP dönüyor burada. Bak şu an full inşaat ve artı paradayız. Gayet güzel gidiyor. Yatırım havuzu 349k ile düşüyor. Gayet iyi. Demir yolları 118.000 gidiyor şu an. Demir yolları yine göçtü. Abi çok demir yolumuz var ya. Kar ettirmemiz lazım. Ama ettiremiyorum. Kullanacak yerim kalmadı demir yolunu. Kıskanlar çatısı. YouTube şişmanlar TV mi?
Hani rehber link var mı? Ünlem video yaz geliyor. Kat sayfa inşaat. Korkuyorum bakmaya. Aktif olarak 2 var da 2'den çok 2 yarısı kadar falan ediyor neredeyse. Her şeyi otomatiğe aldık değil mi biz? Her şeyi almamışız. Sanat akademisi giriyor. Elektrik. Vergi coştu. Tamam, vergi alımını durdur. Yani. Yavaşlat. Ay aşağı indir. Ve, hala ambargo var üzerimizde ve çalışmayan ticaret rotalarımız var. Yoruba neresiyse orada vergi alamıyoruz. Verimsiz ticaret. Yoruba neresi aga? Ha. Dik buraya da iki tane şey yap. Duello. Kofka. Aa, Kofka ölsün. %47 şansla ölüyor. Hay ağzına sıçayım. Kofka'nın ölmesi lazım. Diğeri kim? Joho. Tamam, afyon bağımlısıymış. Savaşın. Joho öldü. Ağzına sıçayım. %47 ile ölseydi ya Kofka, rahatlasaydık. Neyse, belki düzgün bir general gelmiştir. Aa, von Mecklenburg. Güzel. Hakikaten iyi komutan geldi bu sırada. Von Mecklenburg, seni bir... Kofka kaç yaşında? 71. 30 senesi var. Oyun bittiğinde ölecek o herif. Oyun bitene kadar orada inat etti kaldı. Bir şeyin ham madde kıtlığı var. Ha, petrol. Petrolde şöyle bir yavşaklık deneyebiliriz. Konveyörden bir öncekine geçebiliriz. Konveyör yüzünden zaten bunlar zarar ediyor. Konveyörden bir öncekine geçmek demek bunları rahatlatmak anlamına gelecek. İşçi sayısı artacak ama dediğim gibi. Gerek kalmadı. Petrol düzeldi galiba. Rahatladı diyelim. Burada daha çok rahatlıyor. Petrol fiyatı sonunda rahatladı, evet. Daha çok otomobil. Neredeydi? Hepsine tıkladım. Ya petrol fiyatı hala yüksek. Fakat kıtlık bitti. Önemli olan bu. Kauçuk azmış lan. Nasıl kauçuk yetmiyor abi? Çıldıracağım, her yerimiz kauçuk. Basın kauçuğu, basın. Niye generaller 100'e kadar yaşamakta inat ediyor? O da bugmış. Günümüz Rusya'sı. He, herkes geliyor canım nüfus olarak. 64 milyon olduk, 20'ye çıkmak üzere de yaşam standardı. Gayet iyiyiz şu an. %80 okuma yazma var. Mis. Dediğim gibi bir sonraki adım Norveç'ten şu kıyıyı almak. Northern Norway diye geçiyormuş. Kuzey Norveç. Ha, şimdi anladım. Özgün burada mı bilmiyorum ama ben zannediyordum ki buradan direkt şey çıkıyor. Petrol çıkıyor. Hayır, balina. Balina avı yapıyorlar. Oradan petrol kazanıyorlar. Bunlarda da var. Bunlarda da balina şeyi var. Balinadan şey var. Şeyde de vardı. De yok balina da. İzlanda'da da vardı mesela petrol. Şaşırmıştım, ulan niye oraya koydular acaba diye. Balina avından petrol çıkarıyor. O zaman Danimarka'ya saldırıp burayı almak yeterli gibi ya. O da olabilir. Anchor State desem Rusya mı giriyor? Rusya'nın yanında Avusturya'da giriyor. 19 infimi mi? Çüş. Çüş 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 yani. Ben anasını satayım, yeni topçuyu mopçuyu aç. Modernize olalım. Hım ham 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 ham. Çelik rotası nasıl verimsiz lan? Herif bütün çeliğimi çekmiyor mu? Oha, çelik fazlamız var.
Politikacı oluyor ve endüstriyelistlerin başına geçiyor. Geç. Fransa'ya Open Trade Routes diye savaş açmamız var demiş. 5 seviye az değil mi? Yani 15'ten fena değil. Fazla değil, fena değil. Ne yapacağız? Ya Osmanlı'ya gelip Basra'yı alacağız o zaman. Başlat. İlişkimiz kötüymüş ama. Yine de şey yok. Herhalde biraz daha mı kötü yapacağız? Dur bakayım. İlgim yokmuş. Basra ile Musul'u alırsam Osmanlı zaten çöküyor. Oralardan belki. Basra'yı alsak bile herhalde yeter ya. Bilmiyorum. Yıl olmuş 1885, teknoloji ağacı bitecek. Bitiyor zaten. Osmanlı oynarken de öyleydi ya. Ne kadar geç başlıyorsun teknoloji. Ona rağmen 1900'lere geldiğinde bitiyor. Kalmıyor ileriye yönelik. Bir tek Rusya'nın ve İspanya'nın ambargosu kaldı galiba bize. Evet. Avusturya da açmış ambargoyu. Gümrük vergisi 387 bin kazanıyorum. 94 bini camdan geliyor. 112 bini kıyafetten geliyor. Üf. Gümrük vergisi çok iyi ya. Aleyküm selam canım benim. Dünkü multi bayağı kafa arttı. Bir kez daha multi olur mu? Yani kısa sürede olmaz. Biraz değil. Komünist Parti %59 kazandı. Hoşuma gitmiyor bu kadar ağır kazanıyor olmaları. Silahlı kuvvetlerin partisi mi yok? Şu an iyi. Silahlı kuvvetler birazcık düşürse de aydınlar rahatlatıyor sanki. Neyse kalsın böyle. Zaten endüstriyelistleri alacağız içeri ya. Teknolojileri ona göre dengelemeleri lazım da o çok sıkıntı değil ya. Şey bence sıkıntı. Askeri teknolojiler çok saçma. Bak burada manga şeyini açıyorsun, piyadesini. Hemen bir altında tank açılıyor. Yani neredeyse bunu kullanmadan direkt buna geçiyorsun zaten. Aynısı burası için de geçerli. Mesela burada makine tüfeği açıyorsun. Hemen bir sonrası alev atarla şey. Kimyasal savaş. İkisinden birini seçiyorsun. Ya yani bunu bari birazcık yukarıya taşıyın. Daha erken açılsın bunun desteği, ne bileyim. Esmanlar. Sosyal güvenlik ödemelerini biraz daha arttır abi. İç işleri niye büyüyemiyor bu sırada? Teknolojiyle arttıracağız herhalde. İç işleri de 2 hafta içinde büyüyecek. Ve bu sırada 14 milyon falandı galiba. 14.7 milyonmuş. Düşmüş. 12 milyonlara düşmüş. Daha da düşecek. Heh, çıkartma penaltısı kalktı. Şey geldi. Telefon santralleri geldi. Hükümet binalarına. Bak şimdi nasıl bürokrasi sıçacağız. Telefon fiyatı fırlayacak yalnız. Neyse onu da arttırdı. Of nasıl kar ediyorlar. Nasıl kar ediyorlar. Oha. Dünyanın en üretken 14. binası oldu. Ha. Radyoyu açtık mı? Biz açmışız. Radyoyu da aç. Deli gibi elektronik lazım şu an. Elektronik. Nerede ne kadar insan var aga? Silezya. Kökle. 50 tane şey fabrika açtım şu an. Toparlar yakında. Kıtlık olmuştur. Toparlar. Aynen. Şeker kıtlığı var. Oğlum nasıl ya? Şekerin nasıl kıtlığını çekiyor bu memleket? Petrol çok pahalı hala. Tersane üretmiyor muyuz biz? Geliyor. Çünkü firkateynin fiyatı da pahalı. 4 sayfa inşaat. Nice. Haftaya hangi ülkenin serisi var? Bilmem, Japonya yapabiliriz. Amerika istendi. Onu da yapabiliriz. 20.3. Güzel, artışa devam. GDP'nin bu saatten sonra zaten önünü alamayız. Bu gider böyle de. Tamam, kurumlar büyüyor. İtalya mı?
Avrupa'da oynamayalım patch'e ne kadar olmaz mı ya? Gerçekten akmıyor oyun. Telefon ayağını ülke batacak. Bir şey olmaz. Odun bitmiş memlekette. Hardwood bitmiş. Sert kereste. Kurşun biraz az. Ya petrol üreten yok. Kimse teknolojide petrole geçmedi. Biz bastık gittik petrollere. Oo, elektrik fiyatı uçmuş. Odun fiyatı ne olmuş öyle? Nasıl bir odun eksiği kıtlığı var? Gabon, Katanga, Angola. ...66.000 insan var. Tam buralara acilen abanın anasını satayım. 944K. 14.000 kişi. Odun kıtlığı başlamış memlekette, haberim yok ya. Niye böyle bir sıkıntımız var onunla? Kim düello yapıyor? Yeter be. Zırt pırt düello yapıyor, yavşaklara bak. 110 tane kereste kampımız var ama yetmiyor odun. Ya nasıl satayım? Lükslerimiz ne oldu? Kahve yetmiyor. O kadar zengin olduk sanırım. Kahveye yetişemiyoruz. Kahve kullanımına. Çek dışarıdan. Ve dünyanın en çok kahve üreten ülkesi olarak yetişemiyoruz. Meyve de öyle. Meyve salıp salıp duruyoruz piyasaya, yetmiyor. Tarla basmaktan içim şişti. Kaçıncı yüzyıldayız hala tarla basıyoruz. Bütün de bitmiş. Çek abi. Your Majesty. Yeter be, ne kraliçeymiş. Şarkı dinleye dinleye bir hal oldum. Şeker de çek. Eyvallah, iyi gidiyor. Senin nasıl gidiyor? Koloniler bunun için gerekliymiş demek ki. Ya kolonide bayağı bir bastım, hala yetmiyor. Öyle bir sıkıntı var ama. Araba satalım, yok mu kimsenin? Hay içine. Ne kadar fakirsiniz. Parayı bir topla. Kaç? 4.8 info mu veriyor? Neden Osmanlı'da az da diğerlerinde fazla veriyor peki? Valla basarım infimi hiç acaba. Bunker State. Deirezo. Abi yanlış yer alıyorum. Oo, alt F4 çeksek. Hem de dil düzelsin. Basra'yı alacağım. 12 infimiymiş Basra. Deirezo'ru ne yapacağız? Götümüze sokacağız. Ne yapalım? Aldır asker. Aha. Ama yok, oraya kadar dönmez muhtemelen zaten.